Evet, hürmetten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşiniz Rüstem çalışıyor. Benim gibi şu an çalışan tüm abilerime, kardeşlerime kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar. İstirahatlı olanlara da hayırlı istirahatlar diliyorum. Arkadaşlar, şimdi otomatik araba damper nasıl kaldırılır gösteriyorum. Şimdi imlatımızı çektik. Aracımız boşta. Ayağımızı frene basıyoruz. Damper kaldırma düğmesini aktif hale getiriyoruz. Ondan sonra ayağımızı frenden çekiyoruz arkadaşlar. Ve damperimiz yavaş yavaş şimdi kalkıcıya geçecek. Bakın tık diye bir ses geldi, tamam. Damper vitesine geçti. Bakın şimdi şuradan göreceksiniz. Evet, damperimiz yavaş yavaş kalkıyor. Otomatik arabada böyle arkadaşlar. Bu çok kolay, basit. Dikkat etmemiz gereken şeyler, bazı arkadaşlarım bakıyorum yapmıyor ama yapması gereken, benim devamlı yaptığım bir hareketi göstereceğim size. Şimdi kapak diyelim ki, sağ aynadan bakıyorum. Mesela sol aynadan, sağ aynadan bakıyorum. Devamlı bakacaksınız arkadaşlar. Malzeme yere düştüğünü gördüğünüz anda, bakın mesela malzemem yere düştü, ben onu gördüm. Şimdi arabamın imlatını bırakıyorum ben. Neden diyeceksiniz? Şimdi malzeme, damper yukarı kalkınca malzeme geriye, arka tekerlere basıyor. Arka tekerlere basınca da arabanın arabayı ileriye doğru itmeye çalışıyor. Fakat imdat çekili olunca ne oluyor? Araba ileri gidemiyor. Kalıyor. Sıkışıyor yani. Ama ben imdatı bırakınca ne oluyor? Bakın böyle. Şu an mesela damperim kalktı. Damperi durdurdum. Arabayı ileri vitesine aldım. Bakın şimdi araba kendisi hemen, bakın ne kadar rahat hareket ettim. Bakın çıkıyor araba. Yani ben ne yaptım arkadaşlar? Ben, bazı arkadaşlarımız işte dediğim gibi damper kalkıyor. Damper kalkıyor ta tepeye kadar kalkıyor. İmdatı bırakmıyor arkadaşlar, bu imdatı. İmdatı bırakmayınca ne oluyor? Arabanın arkası itiyor. Önü tutuyor. Ne oluyor ondan sonra? Bu arka böyle kalkıyor çekici havaya. Şimdi indiriciye basıyoruz. Damperimiz iniyor. Yavaş yavaş. Aslında normalinde damper inmeden gitmemek lazım arkadaşlar. Fakat ben biraz yavaş hareket ettiğim için fazla önemi yok. Yani çok ağır hareketler yapıyorsanız sıkıntı olmaz. Ama yok, öyle damper havadayken biraz hız yaparsanız Allah göstermesin, böyle sallanır, devrilir araba. İnşallah anlamışsınızdır. Bir kere daha gösteririm arkadaşlar. Sıkıntı yok. Mesela şurada durayım, bir kere daha göstereyim size nasıl kalktığını damperin, hani nasıl kalktığını, ne yaptığını, ne ettiğini göstereyim. Yalnız benim arabada ufak bir sıkıntı var arkadaşlar, damper vitesine hemen geçmiyor. Ben de ne yapıyorum, geçmediği için o vites olayını kullanıyorum. Bakın şimdi aracımızı boşa aldık, imlatımızı çektik, damperimizi arkadaşlar, bakın cereyanı verdim. Şu an geçti. Ve böyle damperim kalkıyor. Şimdi bir saniye. Şuraya az geçeyim. Şurada güvenlik var ya. Kaldırır bana bir şey der. Hiç gerek yok yani. Durup dururken laf yemeye gerek yok. Sıkıntıya düşmeyelim. Şu gelen araba da bizim zaten şirketin arabası. Şöyle kamerayı indireyim. O da yanlış anlamasın. Beni mi çekiyor diye. Bakın arkadaşlar, şurada kesilmiş bir dünya ağacı var. Bakın şurada. Hemen şimdi göreceksin. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Kesmişler. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Kesilen ağaçlar ne oluyor? Burası da ağaç doluydu arkadaşlar. Benim eski videolarıma gidin. Eski videolarımı seyredin. Eski videolarımda göreceksiniz. Burası da ağaç, ormanlıktı. Burayı da yok ettiler. Burası karşı, bu taraf. Hep ormanlıktı buralar arkadaşlar. Hepsini kestiler, hepsini. Eski videolarıma giderseniz yaz tören diye yazmışımdır illaki. O videolarıma bakarsanız buraları görürsünüz arkadaşlar. Hep ormanlıktı buralar. Maalesef şimdi böyle oldu. Görüyorsunuz ne hale geldi. Neydi, ne oldu? Her neyse, ben size yine damper indirmeyi, kaldırmayı bir kere daha göstereceğim arkadaşlar, müsait bir yerde durunca yine göstereceğim.
Dediğim gibi damper indirme kaldırma olayı basit. Sadece yapmanız gereken dikkat arkadaşlar. Dikkatli olacaksınız. Hani damper kalkarken diyorum ya, bunu pardon. Şuraya bakın döküm. Görüyorsunuz değil mi? Mesela bazı arkadaşlarımız bunu yapmıyor. Ben dikkat ediyorum dökümde. Adam damperi kaldırıyor. Kaldırıcıya veriyor, damperi çıkıyor. 4 piston tamamen bitiyor pistonlar. Bu halen arabayı imdatını bırakmıyor. Arabayı rahatlatmıyor yani. Ondan sonra imdatı bırakır bırakmaz ya araba altından ok gibi fırlıyor. Tamam mı? Ya da arkadaşlar batıyor araba. Çünkü o arkadan itiyor, önde tutuyor. İmdatı çekmişsiniz, tutuyor arabayı. Arkadan da kapak itiyor malzemeyi. Çünkü kapağın oraya yığıldı malzeme. Kapakla bir yere yerden güç alıyor, itiyor arabayı damper kalktıkça. Yani şurada jandarma var. Şöyle indireyim. Şey olmasın, yanlış anlaşılma olmasın. Ama dediğim gibi kapak açıldıktan sonra imdatı bırakırsanız araba rahatlar. Kapak da arabayı ittiği zaman araba ileriye doğru yavaş yavaş hareket eder arkadaşlar. Ne olur? Hem atıyorum batma olasılığınız biraz daha azalır. Hem de arabanız rahat eder yani. Arabanız kasmaz. Bir nevi düşün diyorum ya, arkadan itiyor, önden tutuyor. Ortası ne olacak? Plate'in orası. Çekicinin lastikleri havaya kalkacak. Orası havaya kalkar, dikiliyor. İşte birazcık işte insanlar zamanla, bakın burada da bir jandarma var. Zaten jandarma karakolu var burada. İnsanlar bazı şeyleri yaşayarak arkadaşlar öğreniyor. Yaşayarak ders alıyor yani. Şurayı geçeyim, açacağım arkadaşlar. Damper kaldırma olayı böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi biraz da harfiyatçılıktan bahsedelim. Vallahi arkadaşlar şu an dediğim gibi ben her zaman da dediğim yani her zaman aynıdır. Harfiyat arabasını alırsanız şayet bir zararınız olmaz arkadaşlar. Ne gibi bir zararınız olabilir ki? Hani paranızı bilmem borsaya yatırmıyorsunuz, ona buna yatırmıyorsunuz. Sonuçta bir araç alıyorsunuz. Şimdi ben şöyle hesap ediyorum arkadaşlar. Şöyle düşünüyorum yani. Ha, başını sokacak evim varsa tabii ki onu hayatta verilmez de. Hani ekstradan, hani ben ya yatırım olsun diye bir daire daha alayım da kiraya vereyim de işte ondan gelecek kirayla da işte ben kendi geçimimi falan sağlayayım gibi bir düşüncesi olan bir insanın olsam yapmam arkadaşlar. O daireyi almam. Yani fazla dairem de varsa da satarım. Çünkü bugün hayat şartlarına bakıyorsunuz arkadaşlar. Sanki yeryüzünde bir tek suçlu ev sahipleriymiş gibi. Bazı insanlar, tamam illaki 5 parmağın 5'i bir değil ama yani şimdi askeriye gibi hani kurunun yanında yaş da yanıyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorsunuz 3 liraya 5 liraya evinizi kiraya veriyorsunuz. 3 lira 5 lira kira alıyorsunuz. Belki bazıları diyecek ki yok diyecek ama var arkadaşlar, var. Halen daha 3 liraya 2 liraya bile evini kiraya veren insanlar var yani, buna inanın. Bir bildiğimiz var ki söylüyoruz yani, boşu boşuna söylemiyoruz bunu. İspatı ortada açıktır, yaparım yani her zaman. Her neyse. Şimdi 3 liraya 5 liraya diyelim evinizi aldınız. Hadi 10 liraya kiraya verdiniz diyelim. Hadi 3'ten 5'ten vazgeçtik. 10 liraya kiraya verdiniz. Kardeşim hem malınızı veriyorsunuz. Yani tamam dediğim gibi 5 parmağın 5'i bir değil. İyisine rastla kiracın da iyisine rastla sen sıkıntı olmuyor ama. İstisna kardeşim bunlar da. Zaten iyi kiracı da evinden çıkmıyor. Oturduğu evde oturuyor zaten. Hiçbir derdi tasası olmuyor. Ama sıkıntılı insan devamlı yer değiştiriyor. Şimdi kardeşim hani 2-2,5 milyon lira para bağlayacağım. Misalen 2-3 milyon para bağlayacağım. Kendime bir ev alacağım. Gelir olsun diye. Ondan sonra arkadaşlar kendime dert almış gibi yok kiracının peşinde koşacağım. Yok elektriğini suyunu yatırdı mı? Yok evin banyosunu kırdı mı? Yok dolabını kırdı mı? Bir de bununla uğraşacağım yani. Ne gerek var arkadaşlar? Giderim alırım bir tane harfiyat arabası. Ha böyle bir araba alırım.
Hani 2-2,5 milyona kurulu düzen bir, hani 2013, 2014, 2015 Mercedes 18-40 rahat alırsın Dorsesiyle. Alırım arkadaşım 2,5 milyona. Yani günlüğü 5 liradan bir şoförle de anlaşırım. Yani adam gibi bir adam bulurum. El alem misalen 35 veriyorsa ben 40 veririm arkadaşlar. 45 veririm ya. 5 lira 6 lira sigorta, hadi bana 50 bin liraya mali olsun şoför. 50 bin liraya mali olsun. E arabada günlüğü diyelim ki 4 lira kazansın. Günlüğü 4 lira olsun arkadaşlar. Ayda yapar 120 lira. Ki bakın 5, 6, 7, 8 lira kazanıyor arabalar. Öyle günler oluyor. 5 aşağı düşmez de biz hadi şeyden 5 liradan hesaplayalım. Ayda ne yapar? 150 lira. Bunun arkadaşlar pazarlarına çıkın. 4 pazarın şoföre istirahat ver. 20 lirasını çık, 130 lira. Bunun 50'sini şoföre masraf say arkadaşlar. Sigortasına maaşı deyin. Ne kaldı? 80 lira. Hadi 20 lira da arabanın gideri deyin. Çünkü sigortası, kaskosu, osu, busu falan filanı. Her ay böyle bir para ayırın. Kaldı 60 lira. Kim 60 liraya evini kiraya verebiliyor arkadaşlar? Hadi 50 lira kalsın ya. 60 da kalmasın. Kim 50 liraya evini kiraya verebiliyor? Aynı para. Hem kendinize de bir şey olur. Meşgale olur. Hani yarın öbür gün tutun yanına bir tane daha araba koyun. Bir tır daha koyun yanına. Zaten bir tırınızın borcu yok. Ötekinde yarı borcu olsa ne olur? İki araba bir arabayı zaten yata yata öder. Ne oldu? Ama bir kiracıdan ne kadar kira alacaksın da bir ev daha alacaksın kendine? Bir de işin bu tarafı var yani. Ama sorduğun zaman şimdi tamam mı? Hani ev sanki ev sahipleri günah keçisiymiş gibi. Yok işte ev sahipleri şöyle, ev sahipleri yok. Ya kardeşim iyisi de var, kötüsü de var. Yani şimdi yok bilmem neymiş akıllı evmiş, yok bilmem neymiş jacuzzi evmiş, yok. Ya boş vereceksiniz bunları. Ya başını sokabildiğin bir ev varsa ondan kral ev yoktur ya. İnsanlar şey olmuş arkadaşlar, sosyete olmuş ya. Yok jacuzzi, asansörlü, yok bilmem neyli, yok bilmem neyli. Biz yani lüksümüzden taviz vermiyoruz ki. Yani şimdi söylediğin zaman yanlış anır. Buyurun belediye arabasına bakın arkadaşlar. Buyurun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arabası bak. Açtı banayı. Bak pis pis suyu yere veriyor. Bakın al. Al. Önümde gidiyor bak. Al. Bakın al. Görün işte bak. 34 Edirne Yozgat Giresun 933. Bak açtı banayı suyu yere verdi. Görüyor musunuz? Alın. İşte bu belediye. Bak Büyükşehir Belediyesi. Alın. Yazıyor her tarafında. Al. Görüyorsunuz değil mi yaptığını? Boşuna dememişler arkadaşlar. Kılavuzu, kargo olanın burnu. Bak, bak. Görün. Bak görün nasıl orada su akıyor. Bakın. Şu alt ortadan nasıl su akıyor bu orada. Ve bu kanalizasyon arabası olması lazım arkadaşlar. Ya da o olmasın da hadi bak. Şuraya bak. Akan suya bak. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Büyükşehir Belediyesi'nin arabasını görün işte bakın. Plakasını da verdim ben. Alın. Alın işte alın. Ya medeniyetten bahsederiz. Ondan bundan bahsederiz. Alın. Görün. Her neyse arkadaşlar. Nerede kaldı? Konumuz neydi? Kafamız dağıttı bu arabamız. Ha kiralardı işte. Ya diyorum ya iyisi de var kötüsü de var. Ben şimdi evimi misalen. Ha kendi oturduğum evim var. Evimi satıp da almam zaten de misalen. Ama alırsan da niye yani böyle bir düşünce yani git 5-10 bin lira kira ver ayda 50-60 bin lira temiz parayı koy cebine geç. Yani neden olmasın ki? Neden olmasın? Yahut da hani yatırım olsun diye ev, ben almam arkadaşlar. Ev alıp da başıma dert alacağıma bir daha böyle bir tane tır alırım. El alem misal şu an harfiyatı şoför maaşı 35 artı yemek 40 lira yani. Ben vallahi arkadaşlar kusura bakmayın ben 40 artı yemek veririm. Herkes adam gibi de bir adam bulurum arabama. 5000 lira fazla veririm. Aha şunun gibi de bir araba alırım. Aha bunun gibi. Aha bunun gibi. Buyur 2015 model Mercedes. Bak özünlü dorsu arkasında pırıl pırıl. Şu araba şıkır şıkır ekmek yedirir sana. Her ay 120 ile 150 bin arası para bırakır bu araba. O parayı bıraktıktan sonra arkadaşlar daha benim derdim ne ki? Niye ben gideyim de 5-10 bin lira kiranın peşini bekleyeyim ki?
Yahut kiracı benimle uğraşsın, yahut ben kiracıyla. Ne gerek var? Hiç gerek yok. Şurası da arkadaşlar 10. yıl muayene istasyonuna gidiyor burası. Şu arabaların çoğu muayeneden geliyor. Caminin bu altından giriyorsunuz. Az ileride aşağıda muayene istasyonu. Zaten buralarda yazıyor tabelalarda şurada muayene istasyonu falan diye. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Harfiyat şoförlerine şu an piyasada 35 artı yemek yani 40 bin liraya geliyor arkadaşlar. Şoför maaşı. Çok mu? Değil. Az mı? Yine değil. Orta. Orta yani. Normal. Rahat rahat geçinebilirsin bence. Şimdi geçinmesini bilen insan arkadaşlar 20 liraya da geçinir. Geçinmesini bilmeyen insana 100 bin lira da versen geçinemez arkadaşlar. O yüzden o hani bazı arkadaşlar der ki ya yetmez falan. O göreceliz arkadaşlar. Yeten var yetmeyen var. Boş ver. O adamına göre yani. O adamına göre, harcamana göre, giderine göre yetiyor yetmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi harfiyat arabası alırsa alayım. Rahat ederim yani. Edersiniz de. Eğer fazla bir yatırımlık paranız varsa gidip de öyle kardeşim bir eve bağlayıp da gerek yok yani onunla bununla uğraşmayı. Onun 5 katı fazlasını alacaksın. Kafan gözünde rahat olacak. Zaten her ay 15-20 bin lira para ayıracaksın. Ayda zaten yapacak şey, senede zaten yapacak 200-240 bin, 250 bin lira para. Ayda 20 lira ayırırsan. Bu arabanın senelik giderini hesaplayalım arkadaşlar. Bu arabanın senelik gideri de inanılmazca o kadar ya tutar ya tutmaz. Şöyle yani zaten diyelim ki ya bir muayene sigorta yaptırmaya kalkın. Hadi bakımıydı falanıydı filanıydı arabanın. Diyelim ki 20-30 bin lira sigortası vardır arkadaşlar. 20-30 bin lira sigortası tutar senelik. Trafik sigortası. Hadi 20-30 bin lira da muayeneye harca. Etti 50-60 bin lira. Hadi olsun 70 bin lira arkadaşlar. 30 bin lira da aradaki tamir masraflarına ayır. Ver etsin 100 bin lira. Kardeşim 100 bin lira. Hadi 100 bin liraya da her sene durmadan lastikleri sıfırla ki sıfırlamazsın. Yani tanesi 7-8 lira. 8 liradan 100 liraya 12 tane lastik rahat rahat alırsın. Lastikleri de diyelim sıfırladın. Etti 200 bin lira masraf. Hadi bunun muhasebecisi o susu bu susu şuydu buydu falanıydı filanıydı. Hadi 50 lira da öyle harca. 250 lira. Zaten ben sana 250 lira zaten ayda 20 lira attım bile 250 lira yapıyor. Ki yani senede her sene bir takım lastik bitirmen imkansız da biz öyle hesaplıyoruz arkadaşlar. Çünkü lastiğin şey olmadığı sürece kapı harici hani kapı harici, önler harici çekiciler rahatlıkla kaplama yapılabiliyor yani. Bugün bir kaplama 4-5 lira. Yani bir lastik parasına iki tane kaplamayı çok rahat yaptırabiliyorsun. Böyle de karlarım var. Ama biz onları hep yani fazla fazla dışarıya hesapladım ben. O para bayağı aşağı düşer yani arkadaşlar. Ne oldu kardeşim? Araban yine seneye bakımlı. Yine paran cebinde. Kazandığın parayla biriktir. Ayda 50-50 geldiği zaman biriktir. Bir sene sonunda zaten gider bir araba daha peşinatını verir alırsın. Ne olur iki araba bir arabayı yata yata öder. Yata yata seni de geçindirir. Arabayı da öder. İşte böyle arkadaşlar hesap kitap biraz girdim miydi? Öyle gidiyor işte hesabı kitabı. Kimine göre mantıklı, kimine göre mantıksız. Ona bir şey diyemem. Ama bana göre mantıklı. Ama bazısı da diyebilir ki bana göre de mantıksız kardeşim diyebilir yani. Evet. Neredeyiz? O Delikli Kaya'nın tepedeyim arkadaşlar. Pervaneleri şimdi geçtim. Şurada şey var. Karavan. Çekme karavan. Alkovenli karavan. Bir dünya karavan yapmış çekmişler oraya şey herhalde. Agus karavandı herhalde. Onun yeri burada bir yerde herhalde. İmalat yeri. Bayağı bir karavan var yani orada yapılmış. Hazır. Bizim karavanda evin önünde arkadaşlar. Bugün bir yeriyle konuştum.
eğer olursa, hesabımız kitabımızı uydurabilirsem şey yapacağım arkadaşlar, zırhlı boya attıracağım, poliüretan boya attıracağım karavana. Bakalım, bir 2-3 güne netleşir, belli olur. Ona göre hareketimizi yapacağız. İşte bakın karavandan bakalım. Bakın dolu burası. Ya aşağıya kadar bakın, hep karavan. Hep karavan abi. Buralarda bir yerde onun fabrikası ama bilmiyorum ben. Bizim karavanımız bunlardan en güzeli, benim karavanım. Çünkü benim. Harfi atışı böyle işte arkadaşlar, dediğim gibi. Bu arada biraz dangur dungur ses geliyor. İdare edin. Elimden geldiği kadar arabayı yavaş kullanıyorum arkadaşlar. Çukurlara girmemeye çalışıyorum. Sonuçta altımızdaki araba 2011 model araba. Hani yeni araba değil. O yüzden biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ki ekmek yiyelim yani. Boy, gerek yok. Arabanın bir yerini kırıp da tamire gittikten sonra hiçbir tadı kıymeti yok yani. Otomatik brandanın kolu kaynak yerinden kopmuş. Bakalım şimdi, belki onu kaynattırabiliriz. Patrona veririm, o gider kaynattırır. Ben de bir 10 dakika istirahat ederim. Şimdi yaz sörene çalışıyoruz arkadaşlar. Oraya döküm yapıyoruz. Adamlar resmen döküm yapmış. Harfiyatçılar döküm yapıyor ya arkadaşlar. Ya. Şuraya bak. Buralar hep böyle ormandı arkadaşlar. Bu sol taraf. Daha böyleydi. Hep böyle ağaçlar vardı AB'de. Bakın askeriye kışla diyor. Hep böyle ağaçlar doluydu bu tarafta da. Vaziyet kötü. Şurada zaten bayrağın orada bir tank var arkadaşlar. Şurada bir tank var. Tankı bilen arkadaşlarımız bilir. Hadımköy'e gelenler illaki görmüştür. Bir tane de ileride var. Geride kaldı o. Biri bu, biri o arkadaşlar. Hemen bayrağın dibinde. Bakın göstereyim. İşte. Tank orada. Şu şeye kadar gidelim de bayrakların burada yeri var ya arkadaşlar. Baykar mıydı neydi? İleri teknoloji araştırma yeri. Helal olsun onlara. Ülkemize neler kazandırdılar. Gerçekten helal olsun. Güzel arkadaşlar böyle şeyler. Güzel. Bakın askeriyenin benzinli pompası orada kalmış. Hep yıkmışlar, yaptılar askeriye. Şurada kapı var ama içeride bir şey kalmamış. Bakın burayı da kapatmışlar. Şu ileride kapı var. Bu kapı da kapanmış. Hemen burada zannediyorum sadece şunlar var arkadaşlar. Şurada bir beyaz bir depo var. Şu trafo gibi bir şey var. Başka da bir şey kalmamış burada. Askeriyeden geriye başka da bir şey kalmamış. Görmüyor da. Şurada varsa var. İşte burası. Bakalım. Baykar'ın yeri de burası işte arkadaşlar. Bakın yazıyor burada zaten. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi diyor. Karşısında da böyle güzel güzel evler var. TOKİ yapmış. Emlak konut yapmış. Bunlar da yazıyor üstlerinde. Harıl harıl bir çevre çalışması var. Şeyler yapıyorlar.
Evet, işin oralarda açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, döküm yerine geldik. Şimdi yine damper kaldırmayı gösteriyorum size. İmdatımızı çektik. Aracımız boşta, parkta. Frene basıyoruz arkadaşlar. Frene basıyoruz. Sonra damper kaldırmacıyı açıyoruz. Ve ayağımızı frenden çekiyoruz. Bakın şimdi tık diye bir ses geldi. Bak geldi. Şimdi kaldırıcıya geçti. Bakın şimdi yavaş yavaş kalkıyor. Biz de ne yapıyoruz? Bu arada hafiften bir takviye veriyoruz. 1000 devir geçmemek şartıyla arkadaşlar. 1000 devri geçmeyecek araba. Rahat rahat kaldıracak. Şimdi sağ aynadan bakıyorum yine. Sağ ayna müsait. Yere toprak düştü müydü? Kapağımız açıldı demektir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın şimdi halen bakıyoruz. Sağ aynadan yere bir şey düşmedi. Birinci piston bitti. İkinci piston çıkıyor ve düştü. Bakın tekerin dibine alta doğru harfiyat düştü arkadaşlar. Şimdi ikinci piston da bittikten sonra bakın o da bitti. Üçüncü pistona doğru gidiyor araba. Ben imdatı bırakıyorum arkadaşlar. Bakın. Araba rahatlasın diye. Şimdi şu an araba damperini kaldırıyor. İmdatı bıraktım. Şimdi kapak arkadan arabayı itecek. Araba ileriye doğru kendini alacak. Bakın. Şu an damper kalktı. Gazı bırakıyoruz. Frene basıyoruz. Damper düğmesini düşürdük arkadaşlar. Aracımızı ileri vitese alıyoruz. Freni bırakıyoruz. Araba gayet rahat. Çok az gaza dokunuyorsunuz. Bakın araba kendisi hareket ediyor zaten. Bu imdatı bıraktığınız zaman böyle rahatlığı olur arkadaşlar. Bırakmazsanız şayet. Ondan sonra bakın frene bastık, durduk. Damper indirmeye basıyoruz. Damperimiz yavaş yavaş iniyor. Olay bu kadar arkadaşlar. Otomatik arabada da olay bu kadar. Şimdi istikametimiz şey arkadaşlar. Siz söyleyin. Öztaş taş ocağına gidecekmişiz. Oradan mıcır alıp Mahmut Bey'e boşaltacakmışız. Neyse ileride yolda açarım yine. Havaalanının oralarda açarım. Ocakta biraz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Taş ocağındayım. Bakın aynadan göreceksiniz. Makine yüklüyor bizi. İki araba geldik. Herhalde burada bir arabalık malzeme varmış. Bir öteki araba da aşağı indi. Aynadan göreceksiniz. Makineyi görüyor musun? Devasa bir makine. Harika bir makine. Burası Öztaş arkadaşlar. Kemerburgaz'da. Şu karşı taraf Kemerburgaz Çöplüğü arkadaşlar. Hemen onun karşısında burası da. Buralarda mesela bakın açılıyor. Buralarda zamanla harfiyatla dolacak sonra. Şimdilik işte bakın bu slow'dur arkadaşlar. Bakın araba yükleniyor. Şuradan malzeme bantla geliyor bunun içine. Bunun içinde bıçaklar var arkadaşlar. Onlar kırıyor. Artık bakın o 3 numara yükleniyor. Tozu var, 3 numarası, 1 numarası hepsi var burada ayrı ayrı. Slow budur yani. Bakın o arkadaş slow'dan yükleme yapıyor şu an. İnşallah net çekebiliyorumdur. Bunlar da ocak arabaları. Bunlar. Bakın malzemeyi götürüyor. O malzemeyi götürecek. Şu şeyin içine dökecek. Şunun içine dökecek. Oradan sonra bu bantla onun içinde kırılıyor. Bu bantla geliyor. Bunun içine sonra kaç numaraysa öyle dağılıyor arkadaşlar. Yani o sıra bakın orada yazıyor. Mesela toz diyor. 4 numara diyor. Mesela biri toz biri 4 numara. Öteki tarafta 1 numara 3 numara. Şu 2 numara. Hepsinde yazıyor yani arkadaşlar. 4 tane orada slow var. 1, 2, 3, 4 yani. Tamam mı? Evet. Az sonra bakayım. Evet arkadaşlar.
Habiblere geldik. Şimdi bu Habib neden ağrı? Mahmut Bey'e gideceğiz, orada bir yere boşaltacağız. Süre de bayağı uzun oldu, hakkınızı helal edin. Ne yaptık bu videoda? Hem otomatik araba nasıl damper kaldırır, hem de işte harfiye arabasının kazancı, geliri gideri ufaktan bir öyle bir muhabbet ettik. Bundan sonra zaten o eski seriye geri döneceğiz arkadaşlar. Yine harfiye arabası ne kazanır, şoför ne kazanır, geliri gideri falanı filanı öyle sohbet muhabbete devam edeceğiz inşallah. O zaman her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyoruz. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar. Bizim gibi ekmeğini böyle direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürsüz, patırsız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğeni butonuna basmayı eksik etmeyin arkadaşlar. İnşallah faydalı şeyler yapıyoruzdur, paylaşıyoruzdur. Sizin de önerileriniz varsa memnuniyetle dinlerim. Hiç sorun yok. Söyleyeceğiniz, soracağınız bir şeyler varsa yorum bölümüne belirtin. Elimden geldiği kadar videolarda paylaşırım arkadaşlar. An itibariyle Mescid-i Aksa'nın arkasından geçiyorum. Mescid-i Selam ya, Mescid-i Aksa diyorum. İnşallah oralarda görürüz ya. Mescid-i Selam'ın arkasından geçiyoruz Habibler'de. Buradan da kapatırken arkadaşlar o konulara hiç girmek istemiyorum da. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.